Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak satmak tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim değerli dostlar. Yine katıla da dahil olarak chat ekranımızı kullanabilirsiniz. Herhangi bir videonun altına yorum kısmına yazacağınız hisse, kripto para, teknik, takas, analiz taleplerinizi değerlendiririz arkadaşlar. Onun için katıla dahil olmanız sizlerin faydasınadır. Yine Binance borsası referans kimliğimiz %10 komisyon indirimiyle videonun hemen altında yer alıyor olacak. Buradan da %10 komisyon indirimiyle kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Ve Türk Telekom'da başlıyorum bugün arkadaşlar. Türk Telekom bakalım günü nasıl kapatmış. Türk Telekom'la ilgili arkadaşlar biliyorsunuz 0618 noktasından güzel bir dönüşün gelebileceğini sizlere aktarmıştık. Ve bu dönüşü yakaladığımıza inanıyorum. Bilmiyorum kimler değerlendirdi. Türk Telekom'da bizleri izleyip de bu bölgeyi yakalayan arkadaşlara buradan bol kazançlar diliyorum. Umarım daha da güzel yerlere gelirsiniz. Buradaki Fibonacci değerleri gerçekten güzel çalışıyor. Neden çalışıyor diyecek olursan 0.618'den bir dönüşümüz geldi. Onun dışında da arkadaşlar buradan gelen dönüş sonrası bakınız tam milimetrik bir şekilde 10.17'yi test edip döndük. Şu anda 9.61 10-17 bantlar arasında hareket döngüsünü görüyor olacağız. Türk Telekom'da olumlu bakış açımız halen devam ediyor değerli dostlar Türk Telekom için. Evet. Yine e, dikkat edeceğimiz önemli bir nokta. Burası da çok çok hassas. Genellikle daha önce destek olarak çalışmış olan bu iki çizgi. Arkadaşlar bakın iki destek bölgesi karşımıza direnç olarak çıkacaktır. Ve buradan da kar satışları gelecektir diyoruz Türk Telekom için. Dolar bazlı görüntümüz. Dolar bazda dipten gelen bir dönüşü görüyoruz. Oldukça net berrak bir dönüş diyebiliriz arkadaşlar burayı. Olumlu bakış açımız söz konusu. Evet. Fena değil. Dolar bazda da yine döngümüz güzel arkadaşlar. Olumlu. Evet. Ereğli. Ereğli demir çelik. Evet el elde görüyorsunuz destek bölgesinden gelen hareket. Ve şurada 34 34.62 diyorduk ve bu bölgeyi açtık. Hayırlı olsun. Yukarı doğru tam gaz devam. Muhtemelen bu direnç çizgisi 39.40 tekrar test edilecektir diye düşünüyorum. Olumlu arkadaşlar. İndikatörler olumlu. Pozitif bir görüntü söz konusu. İskenderun Demir Çelik. Hemen İskenderun Demir e de bakıyoruz. Evet hatırlay hatırlayacağınız üzere İskenderun Demir Çelik'te majör bir yükselen takoz oluşumundan bahsettik. Şuraya da ara bir desteği sıkıştırdık ve buralardan dönüş gelebileceğini söylemiştik. Tekrar yukarı yönlü dönüşün geldiğini görüyoruz arkadaşlar. İndikatörlerden RSI ve momentum indikatörü olumlu. E, hacim artışı e, son dönemde bir yeşillenme var. Bu güzel toplu alımların oluyor olması olumlu bir tablo. Yine burada da hakim durumda. Stop loss koymak isteyen arkadaşlar için özellikle şu bölgeyi baz alabilirler. 28.6 kapanış gelmediği müddetçe burada da görüntünün olumlu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Trabzon Limanı son dönemde paylaştığımız önemli kazanç sağlayan hisselerden bir tanesi ve uyarımızı bugün yine yapmıştık. Trabzon Limanı olumlu. Arkadaşlar 30-70'ten maalesef bakınız fitilini bıraktı döndü. Şimdi burada biraz oyalansın. Burayı aşarsak bu tepe noktasını artık 30-70 olmaz. Aşağıda belki 30-30'lar olur. Onu bilemeyiz. Zamanla göreceğiz. Bu bandı aşabilirsek bir tobo formasyonu arkadaşlar. Dipten gelen dönüş ve buranın kırılması gerekir. Tobo formasyonu gerçekleşir 37'lik teknik hedefimiz burada yer alıyor olacak. İndikatörler açısından da oldukça olumlu bir görüntünün yine olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Net bir düşen kırılımı gelmiş durumda. Pozitif bir bakış açımız var. Hacimde de yükseliş söz konusu. Evet. Hemen Anatolia tanıya bakalım. Angen. Evet burada da geri çekilme. Şimdi burayı şöyle bir tanımlayalım. Çizimleri kaldıralım. Ee, şimdi muhtemelen majör hat test edilecek gibi duruyor burada arkadaşlar. Burayı da bir fırsat bölgesi olarak görebiliriz. Artık son e, güncellenmiş şeklimiz bu şekilde. Şu anda baktığımız zaman e, bir destek e, kırılımını Görüyoruz arkadaşlar buradan hemen şöyle alalım. Bakın desteğimiz kırılmış durumda. Bu sıkıntı muhtemelen aşağıda 2580 80 25-70 bandları test edilebilir arkadaşlar. Burası eğer test edilirse fırsat bölgesi olarak görürüz burayı. Burayı iyi takip etmeniz, değerlendirmeniz önemli rica olunur. Fırsat bölgesi olarak görebilirsiniz arkadaşlar burayı. Bakalım. Şu kısım bir fırsat bölgesi ee, burada test edilirse olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Buradan tekrar yukarı doğru bir topuklama hareketi güzel bir kazanç bırakabilir. Evet devam edelim. Sanko pazarlama. Hemen Sanko'ya bakıyoruz arkadaşlar. Evet, tüm çizimleri kaldıralım. Çünkü hedefimize ulaştık. Burada Fibonacci hedefimiz vardı. 13.48'den. Evet, tam 13.30'lardan döndük. Sıkıntı yok. Burayı kaldırıyorum. Temiz bir sayfa açalım artık. Hedefine ulaştığımız zaman arkadaşlar hisselerde oldukça mutlu oluyoruz. Bizleri sevindiriyor bu hedefine ulaşma mevzu. Şimdi buradan da yine bir destek teması gelebilir. Buraları değerlendirmek lazım. Bir de şu kısım oldukça önemli. Evet, şöyle baktığımız zaman asıl destek çizgisinin bakın siyah çizgi olduğunu görüyoruz değerli dostlar. İki saat grafikten de bakacağız. Bize yol gösterecektir. Hacimde bir zayıflık var hacmin artıyor olması gerekli. 2 saatlik grafikte şöyle bakalım. Evet. Görüntümüz güzel. Burada belirli stop noktaları kullanılarak hareket edilebilir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 10 bandına stop loss koyarak burada hareket yapılabilir. 10 bandı stop losslu hareket yapılabilir. Yine 2 saatlik grafikte 20-50 kesişmesini takip ediyor olacağız. Değerli dostlar. Evet. Devam edelim. Ege Seramik bir günlük grafiğimiz Evet bir kanal trendi içerisinde yolculuğumuz devam ediyor daha önce bakın şurada Ege Seramik bugün güncelledik hatta grafiğini bir kanal vardı mavi daha sonra üstteki kanal daha sonra en üstteki kanal 3 kanalda yolculuk devam ediyor şu anda üçüncü kanaldayız arkadaşlar İkiden koptuk 3 üzerinde devam ediyoruz gelişme olumlu pozitif şu anki tablo güzel indikatörler yine alım üretmiş hacimde artışın oluyor olması oldukça güzel. Evet, indikatörler alıp üretmiş durumda. Hemen şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar, Aresay burada da yine e, düşen kırılımını gerçekleştirmiş durumda. Devam edelim. Türkiye Sigorta'ya bakalım. Türkiye Sigorta'da herhangi bir sıkıntı var mı? Evet, 460 demiştik. Buradan kalkındık arkadaşlar. Güzel. Şimdi bir geri çekilme bir tekrar geriye döne, dönüp bir ikili dip var bir görüntü yapar mı burada 460 doğru bir temas gerçekleşir mi e, muhtemelen olasılık dahilindedir böyle bir temas olursa da buralar yine alım fırsatı olabilir total görüntüde arkadaşlar olumlu taraftayız neden olumlu taraftayız ki şuraya bakın arkadaşlar e, pardon şu seviye evet kapanışları baz alacaktık nerede o? <laughs> Evet şu şekilde bakın burasını yine direnç 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 bakın şuradan retest yapıp onayını alıp yukarı burada yine yukarı olumlu görüntü devam ediyor tüm çizimleri kaldıralım bir de 2 saatlik görüntü üzerinden bakalım Evet burada arkadaşlar indikatörler olumlu olsa da bir trend takibi yapılmalı burada bu trendin dışına taştığımız zaman sıkıntı olarak görülebilir burada muhtemelen bir desteğe doğru yöneliş gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu destek bandı işte 480 bantları e, muhtemelen burası test edilebilir. Buraya dikkat edelim. Eski zaten burada görüyorsunuz Alesa geriye doğru bükülmeye başladı. Şimdi 2 saatlik grafikte olumsuz bir görüntü var. Yine hacimde ciddi bir düşüş. 2 saatlik grafik üzerinde görmekteyiz arkadaşlar. Evet. E, buranın bir geri çekilmesi, düzeltmesi olabilir. Hemen Fibonacci değerlerini şöyle koyalım. Evet, 0618 bölgesi bakın muhteşem bir şey arkadaşlar bu 0618 bölgesi muhteşem dönüş gerçekleşiyor bakın 460'lardan şu anda 480'lerde tekrar söylediğimiz gibi şöyle bir senaryo oluşabilir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar beklentimiz olumlu ama bu ihtimalde yine göz ardı etmeyelim derim Türkiye sigortada devam edelim Türk traktör Ha, ya endeks çok güzel olur. Onun havasıyla da gidebiliriz. O da ayrı bir konu. Evet değerli dostlar. Türk Traktör hemen günlük grafiğine bakıyoruz. Ve şu anda baktığımız zaman. Bakınız fincan kulp formasyonu. Kulp derinliğini hesapladık. 271 teknik hedefimiz. Halen geçerliliğini korumakta. Tepelerin biraz aşağıda aşağıda böyle oluşması tabii ki bir tedirginlik sıkıntı oluşturuyor arkadaşlar. Bunu inkar etmeyelim. Bu bir tedirginlik havası burada stop losslarınız mutlaka olmalı. eva 52 231 bantlarına stop koyarak takip edebilirsiniz. Bu değerin altına gelecek iki gün kapanışlar sıkıntı doğurabilir. Evet. Türk Sigorta'daki, Türkiye Traktör'deki pardon. Tablomuz bu şekilde. 2 saatlik grafikte şu son döngünün hemen kurekisini çıkaralım. Evet arkadaşlar şöyle bir durum var. Burada tabii ki kesişmeler hep aşağıda olduğu zaman bu bir alçalan kanal trendinin göstergesidir ama burada artık kesişmeler diplerde tepelerde daha yukarıda oluşmaya başlamış. yani bir düzeltme hareketi olarak görülebilir. Trendimiz şu anda burada da bakınız net bir şekilde yukarı gözüküyor. Düzeltme hareketi olarak görebilirsiniz arkadaşlar bunu. Evet. Yeni bir alım fırsatı sunabilir. Ben şuradan şöyle bir ihtimalin yine oluşacağını, oluşabileceğini buradan söylemek istiyorum. Bakınız arkadaşlar şu e, bant içerisinde Bakınız şöyle bir destek hattı oluşabilir diye bekliyorum. Tabii bunu şu şekilde de alabiliriz. Nerede evet, kalemimiz? Evet. Bakınız şöyle bir destek, bakınız şu şekilde çanağın oluşması bir fincan kulp formasyonuna da iş gidebilir. Evet bir fincan kulp formasyonuna da iş gidebilir. Benim burada beklentim olumlu. Yani 265-270 bu bantların test edilme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Türk traktörde. Devam ediyoruz. Diğer hissemiz. Evet. Nerede o? PSD, TC. Evet. Pergamon, statüs, dış ticaret diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. çizimleri şöyle bir kaldıralım. Bir günlük grafik. Evet bekle indikatörümüz yine olumlu. MA200 bölgesinden gelen dönüşü görüyoruz. Ha, burada muhtemel bir arkadaşlar filama görüntüsü veyahut da şöyle diyelim bir filama bayrağı karıştırmayalım. Yani şuradan geldik dirence doğru gidiyoruz şimdi. Buranın katlama hedefini alabiliriz arkadaşlar. Buradan. Yani buranın katlama hedefi alabilir. Daha sağlıklı daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Hatta çizimleri kaldıralım. Şuradan bir katlama çizelim arkadaşlar. kullanıyoruz ve çıkabilecek senaryoyu bu şu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet böyle bir tablomuz var. çift katmanlı bir trend. E, bu kırılımla beraber üst katmana 29, 90, 30 bantlar atağı gelebilir. E, tabi buradan şunu da söyleyebilirsin. Şu derinlik kadar gitmez mi? Evet bu derinlik kadar da daha doğrusu yükseklik kadar da kırılım sonrası gidebilir. Bunun hedefi 33, 60 bantlar arkadaşlar. Devam ediyoruz değerli dostlar şimdi diğer bir hissemiz Vako. Evet Vako tekstil hazır giyim. Bizimleri kaldıralım. Olumluyuz arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntı görmüyoruz şu anda. Mekli indikatörümüz olumlu. Aresel güzel. Hacim tam anlamıyla değil. Hacimi burada görmek lazım. Parabolik sar, alım üretmiş. Süper trend henüz negatif. Ee, bulut üzerinde seyrediyoruz arkadaşlar. Evet, ee, Vakko ile ilgili bakınız. İşte şu tepenin altına sark, sarktığımız zaman sıkıntı doğuruyor. Buradan 14'lerden 12'lere kadar bir düşüş görmüş olduk. Ee, Vakko olumlu. Bunun arkadaşlar muhtemelen 17 vantlara ayağa gelecektir diye düşünüyorum. Yükselen bir kanal trendi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sürekli tepelerin yukarıda, diplerin aşağıda oluşuyor olması bizim için yeter. Çok da bir şey aramamıza gerek yok değerli dostlar. Evet. Şu görüntüyü almak istiyorum. Bakalım ne çıkacak burada? Evet, burada güzel. Yani muhtemelen bir 15 40 15 50 bu atak gelebilir değerli dostlar. Şu anki tablomuz fena değil. Devam ediyoruz. Tofaş. Hemen Tofaş'ta alalım şöyle. Tofaş'ta e, şu dip nokta yine yakaladık. %15'lik bir getiri potansiyeliyle arkadaşlar şu bandın gelebileceğini söylemiştik. 85.65 bandının halen geçerlidir hedefimiz. E, olumlu pozitif bir görüntümüz söz konusu simetrik üçgen formasyonu. Burası kırılırsa da devasa bir rakam karşımıza çıkacaktır. Şimdilik bunu konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum enerjisi. Yine yükselen kanal trendi içerisinde tam bulut aşıldı aşılacakken geri gelen bir dönüş söz konusu. Nihayet bu sarı bölgemiz alım bölgesi arkadaşlar. Şöyle uzatalım. Ya yani buralara kadar yeni bir geri çekilme olursa da fırsat olarak görülebilir. Ortalama 13.90 bantları burada 14-13.90 bantları ideal bir fırsat bölgesidir. Gelirse değerlendirmek için tabii ki fırsat kolluyor olacağız. Ee, yani kelepire mal kapatmak derdindeyiz arkadaşlar. Ama gelir mi gelmez mi onu bilmiyoruz. Evet. Ama buranın ideal bir alım fırsatı olabileceğini söyleyebiliriz. Kırılma halinde tabii ki stop loss konulur. Onun için destek noktalarına genellikle avlanıyoruz. Bu destek noktalarında avlandığımız zaman hemen ufak tefek birkaç e, aşağı yönlü harekete stop olup Burada minimum zararla işin içinden çıkabiliyoruz arkadaşlar. Daha önceki yükselişlerde MA200 bandına yaklaşık döndük, yaklaşık döndük. Burada geriye çekilip. Evet, enerjisteki durum arkadaşlar bulut üzerindeyiz. Bir düzeltmesini yapabilir ama sarı bölge üzerinde olumluyuz. Trend yine yükselen kanal trendi. Burada bir sıkıntımız yok. Gelin bizim temettü hissemize Doğuş Otomotiv. Evet, ikinci kanalda yolculuğuna devam ediyor arkadaşlar. Umarım 3. 4. kanalları da görmek nasip olur diyelim. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hareketli ortalamalarda bir satış yok. İndikatörler alımda, hacimde düzenli bir artışın oluyor olması yine hisse adına olumlu tablolardan bir tanesi. Anadolu Hayat. Evet, Anadolu Hayat Emeklilik. Evet fırsat oluşturuyor olabilir burada. Nasıl fırsat diyecek olursanız arkadaşlar. Bakın şuradaki yatay seyir yine. Bunu çok e, böyle şey çizmenin bir anlamı yok ama şöyle bir görüntümüz var. Yani milimetrik buradan bir şey algılanmamalı. Biraz majörik düşünmeliyi öğrenmeliyiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Olumlu bir görüntü. Sarı hattın üzerinde kaldığımız müddetçe olumlu. Sarının içerisine böyle sarktığımız zaman tehlike sinyalleri esiyor olacaktır. Yani burada bir sıkıntımız olmaz ama şöyle bakalım şöyle bir trendimiz var bu da oldukça olumlu bir seyir evet Anadolu Hayat yine olumlu ee, gördüğümüz Hatta biraz daha iskontolu olarak nitelendirebileceğimiz bir tarzda teknik olarak şu kırılım Arkadaşlar bir testi beraberinde getirebilir şuraya biraz daha büyütelim ve 4 saatlik grafikte daha net anlayacağımızı göreceğimizi buradan sizlere daha net gösterelim Bakınız direnç noktası arkadaşlar. Direnç, direnç. Bakınız kırılım gelip onayını alıyor. Bu da oldukça pozitif bir görüntü. Anadolu hayatta yukarı yönlü yine 15 bandı atağı gelebilir. Evet, Meditera tıbbi malzeme. Burada da her şey noktasına virgülüne işliyor trend içerisindeyiz. Bu yükselen trend içerisinde ara bir trendimiz var dedik. Direnç noktasına dikkat edin diye vurgulamıştık. Dirençten gelen dönüşte desteğe yaklaştık. Haydi bakalım buradan bir hamle gelirse tekrar yukarıya doğru 17 bantları ve kat, üst bantta da 19 seviyelerini tekrar yani tekrar demeyeyim de yani çanak katlama hedefi olarak burayı görebiliriz. Şunu her zaman vurguladık 13.51-14. Dilediğinizi kullandın arkadaşlar dedik. Depe depe kullandıysanız ne mutlu size. Buralarda cesur olan arkadaşlar şu anda bunun rahatlığını yaşıyor. Ols olsalar gerek her ne kadar bir düşüş gelse de son birkaç gündür ama dipten alan arkadaşlarımız bunun keyfinde sürmeye devam ediyorlar. İndikatörlere bakalım. Bir günlük grafik. Hemen bakalım arkadaşlar. Bir günlük tabloda indikatörler yavaştan sata dönüyor. Yine trendi takip ediyor olacağız arkadaşlar. Buradan yarın muhtemel bir dönüş gelmez ise birazcık riskli görebiliriz. Özellikle pazartesi gününü takip edelim. Kanal trendine sadık kalıp kalmayacağını görelim. Büyük bir yükseliş ve bunun büyük bir düzeltmesi gelebilir. Genelde de bunu görüyoruz arkadaşlar. Evet genelde görüyoruz. Şu şekilde gelip buradan toparlanıp böyle hareketler yapıp da sonra uçan hisseleri görüyoruz. Yani bir oyalanma döngüsü gelebilir buradan. Ama Hissenizi temel olarak güveniyorsanız araştırdıysanız da buralar e, geri çekilmeler bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Kardemir A arkadaşlar. Kardemir A'ya da bakalım ve burada sonlandıralım. Kardemir A çizimleri kaldırıyoruz ve yine e, bir dönüş emaresinin geldiğini buradan görmekteyiz. Oldukça da şık bir duruş var arkadaşlar. E, burası da yine değerlendirilebilir ee, bu şık görüntü destek anlamında. Şöyle baktığımız zaman evet, tablo bu. Olumlu bir görüntü var. Pozitif arkadaşlar şu şekilde hareket yukarı doğru gelebilir. Ee, oldukça güzel. Öncelik bulutun açılması olacak tabii ki. 13-30 bandında da bulut direncimiz var. 12-28 EMA 50 direnç seviyemiz. İndikatörlerimiz olumlu. E, ee, Özellikle ee, buradan MACD indikatörleri güzel bir kırılım gerçekleştirmiş. Sıkıntı noktamız hacimde bir artışımızın olmayışı arkadaşlar. Yani bu nedenle destek dönüşünün hacimli gelmesi tercih edilirdi. Bakalım tekrar aşağı yönlü 10.95 bantları test edilip buradan bir hamle gelecek mi? Hep beraber görüyor olacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Katıla dahil olarak istediğiniz sistem, kripto para, teknik ve de takas analiz talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Yine Binance borsası referans kimliğimizi videonun açıklama yorum kısmına bırakıyor olacağız. Buradan da %10 komisyon indirimiyle kayıtlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.